Haşır The Blackboard kanalından herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Avrupa Yakası dizisine dair başka hiçbir yerde duymayacağınız şaşırtıcı bilgiler aktarıyor olacağız. Şimdiden klasikleşen Avrupa Yakası'nda meğerse pek çok son dakika oyuncu değişikliği ve enteresan durumlar varmış. Bu durumları sizlere madde madde açıklayacağız. 1. Dizi için düşünülen ilk Volkan karakteri Özkan Uğur'du. Sonra Atademir'e dönüldü. Önce bu durumu kabul etmedi. Fakat bir süre sonra kabul etti. 2. Hümeyra. Tiyatro oyunu provaları nedeniyle karakteri reddetti. Çekim daha ileri bir tarihe atılınca Hümeyra diziye dahil oldu. 3. Atademirer ve Hümeyra 3. sezonu çekerken uzun süren bir kavga yaşadılar. Bu kavgadan sonra Atademirer ile Hümeyra asla aynı planda çekilmedi. Karakterler Atan'ın olması gereken boş koltuğa konuştular. Atan'ın sahneleri ise tek çekildi. Tabii bu durum izleyiciler tarafından pek de fark edilmedi. 4. Selin Yarabakan karakterini Vildan Atasever oynayacaktı. Fakat kendisi Kadın İsterse dizisine gidince son anda Evrim Akın dahil oldu. 5. Kubilay Peynircioğlu karakteri tek bölümlük bir karakter olacakken Vural Çelik performansıyla karakter de kalıcı oldu. Vural Çelik de Atademirer önerisiyle diziye dahil olan bir oyuncu. Vural Çelik'in sette söylediği şarkılar yüzünden de Gülenay Peynircioğlu karakteri yaratıldı. 6. İzzet karakteri de tek bölümlük bir karakterdi ama karakter tutulunca o da devam etti. 7. Dizinin fenomen karakterlerinden dizinin akışını kıvamlı komediden alıp biraz sulu komedi haline çeviren Gaffur Aksoy da ailesiyle tek bölümlük bir karakteriydi. Performans beklenenin üzerinde olunca yeni sezonun en önemli karakterlerinden bir tanesi oldu. 8. Binnur Kaya ve Tolga Çevik'in rolleri kendileri düşünülerek yazıldı. Binnur Kaya oynamayı kabul ettiğinde karakteri ortada yoktu. 9. Makbule Kral karakteri için oynayacak isim Asuman Dabak idi. Asuman Dabak sete gelip sahnelerini bile çekmeye başlamıştı. Fakat meşhur 4. sezon başı olayları ve karakterin değişimini beğenmemesi yüzünden kendisi diziyi bıraktı. 10. Hakan Yılmaz'ın karakteri olan Osman Koçarslanlı birkaç bölümlük bir karakter olacakken yine bu karakterde Demirbaş haline geldi. 11. 4. sezonun başlamasından hemen önce Bülent Polat ve Evrim Akın diziden ayrıldı. Şehsuvar karakterinin diziden ayrılması planlarda yoktu. O kadar ki 3 bölüm senaryosu bile yazılmış, kendisine yeni bir aşk hikayesi bile oluşturulmuştu. Bu yüzden apar topar Tanrıverdi karakteri yaratıldı. Bu karakter için düşünülen isim Öner Erkan idi. Fakat başka projede yer aldığından Sarp Apak oynadı. 12. Hayle Canaroğlu, Levent Üzümcü, Şener Güller ve Gürse Bilser bütün bölümlerde oynadı. 13. Harpız Bazar dergisinde Gürse Bilser'in çalıştığı zamanlarda çalışan fotoğrafçının adı Cem, Modo editörünün adı Yaprak idi. 14. Dizide kamera arkası sahneleri yayınlanmaya başlandığından sonuna kadar sadece 2 bölüm yayınlanmadı. Bu bölümlerde de Gazanfer Özcan rahatsızlığı sebebiyle ölüm döşeğindeydi. 15. Dizide her bölümde görülen boom mikrofonu dizinin daha ilk sahnesinde görünmeye başlanmıştı. 190 bölümlük efsane dizi birçok efsane karakter, sahne, espri yarattı. Unutulmazlar arasında kaldı. Hâlâ da kalmaya devam ediyor ve devam edecek. Bu videoya bir ekleme yapmak istiyoruz. Engin Günaydın'ın resmen hayat verdiği, gerçek dünyamızda bir insan gibi ortaya çıkarttığı Burhan Altıntop karakteri için de birkaç bilgilendirme yapalım istedik. Engin Günaydın, ortaokulun sonuna kadar Tokat'ta yaşamış, Tokat Erbağlı birisi. Binnur Kaya ile karşılıklı sahnelerde daha iyi iş çıkarttığını düşünüyor. Atademirer sonrasında diziyi sırtında taşıyan, daha ileriye götüren bir isimdi. Kendisini de dediğin gibi, bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyor. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın.